Evde canı sıkılanlara binlerce oyunu tek tıkla oynayabilecekleri bir site göstereceğim. Hem de ücretsiz bir şekilde. Bunları tıkladığınızda otomatikman arka plan değişecek. Mesela. Bir diziyi kaç günde ve kaç saatte bitirebileceğinizi hesaplayan bir site buldum. Evet, şimdi bütün koronavirüs dünya haritası gözümüzün önünde. Bakın, bu site sayesinde zamanlayıcı kurup gelecekteki size mesaj gönderebiliyorsunuz. Şaka yapmıyorum. Hoş geldiniz. Bu videoda internette geçirdiğiniz vakitten maksimum verim almanızı sağlayacak 10 tane web sitesi göstereceğim. Binlerce oyunu bedava oynamak mı dersin? Fotoğraflarınızın arka planını değiştirmek mi dersin? Yoksa bir diziyi kaç günde ve kaç saatte bitireceğinizi hesaplayan bir site mi dersin? Bu videoda yok. Evde canı sıkılanlar, imdadımıza yetiştim. O halde hadi başlayalım. Diyelim ki çok güzel bir fotoğrafınız var ama arka planını hiç beğenmiyorsunuz. Sıkıntı yok. Gelin o arka planı nasıl yok edip değiştiririz görelim. Şipşak halledeceğiz. Evet, giriş yaptık. Burada upload image yazıyor. Görüntümüzü yüklüyoruz. Ben bu fotoğrafı yükleyeceğim. Çok seviyorum ama arka planını beğenmiyorum. Değiştirmek istiyorum. Seç dedim. Hazırlanıyor. Bam! Fotoğrafımızın arka planı yok oldu. Şimdi eğlenceli kısma geçiyoruz. Edit diyoruz. Ve burada bize bir sürü arka plan çıkartıyor. Dilerseniz kendi arka planınızı da ekleyebilirsiniz. Google'dan aratıp kendiniz de bir arka plan yükleyebilirsiniz. Ama bunları tıkladığınızda otomatikman arka plan değişecek. Mesela. İnanılmaz. Burada otomatik olarak yükleyebileceğiniz bir sürü arka plan var. Artık fotoğraflarınız ziyan olmayacak. Dünyada saniyede 6 bebek doğuyormuş. Açıkçası bu benim aşırı ilgimi çekti ve bununla ilgili araştırma yaparken bir siteye rastladım. Sitede dünya haritasında hangi ülkede kaç bebek doğduğunu anlık olarak görebiliyorsunuz. Bakın, şok olmaya hazır olun. Sitemiz açıldı. Bak, ışıklar yanıp sönmeye başladı bile. Diyor ki, flashes every time a baby is born in that country. Yani o ülkede bir bebek doğduğunda orada ışıklar yanıyormuş. Ve baksana, durduramıyorum hatta. Her saniye, her salise bir bebek doğuyor. Hatta şöyle aşağı indiğimizde bak, 46-50 oldu. Konuşmaya başladığından beri 60 oldu, durduramıyorum. Hindistan'da 24, Çin'de 12, Nijerya'da 6. Hiç Türkiye var mı? Türkiye'de var. Bir tane de Türkiye'de doğmuş. Ya mükemmel. Ben izlerken hep bunu mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum açıkçası. Baksana. Yani şöyle söyleyeyim, konuşmaya başladığımdan beri zaten 30 saniye falan oldu. 166, 167, her saniye her salise bebek doğuyor. Gerçekten izlemesi bile mutluluk veriyor. Evde canı sıkılanlara binlerce oyunu tek tıkla oynayabilecekleri bir site göstereceğim. Hem de ücretsiz bir şekilde. Burada ücretsiz olarak oynayabileceğiniz binlerce oyun var. Bakın, sayfalar bitmiyor. Sayfalarca oyun var. Ben size hemen sevdiğim 4 tanesini göstereyim. Ya evde sıkılınca bunlara bayağı sardım. İlk favorim Mario tabii ki. İkincisi olmazsa olmazım, küçüklüğümden beri severek oynadığım Sonic. Tabii ki bugünlerde Uno. Ve çok nadiren de olsa arada Sims'e girip ev falan döşüyorum sıkıntıdan. Durum böyle. Siz de bu şekilde sevdiğiniz bir oyunu aratıp oynayabilirsiniz. Sürekli aynı şarkıları dinlemekten çok mu sıkıldınız? Birazdan dünyanın her yerindeki radyolara tek tıkla bağlanıp dinleyebileceksiniz. Diyor ki, başlatmak için şu play butonuna tıkla. Tıklıyorum. Şimdi yapacağınız şey dünya haritasında rastgele bir yer seçmek. O da sizi otomatikman oranın radyo istasyonuna bağlayacak. Mesela şurayı seçelim. Gördüğünüz gibi bizi otomatikman Fransa'daki bir radyoya bağlıyor. Mükemmel bir özellik. Mesela alıyorum, şimdi de şurada bir yere bırakıyorum. Ve bizi Brezilya'daki bir radyoya bağlıyor. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Son kez bir de şuraya bir yere bağlanalım, bakalım neresi gelecek. Şimdi de Belçika geldi. Belçika'da bir radyoda da şu anda bu dinleniyor. Gerçekten inanılmaz bir özellik. Dünya haritasında bir yeri seçiyorsunuz ve oradaki radyo istasyonuna bağlanıyorsunuz. Şimdi dizikoliklere bir müjdem var. Bir diziyi kaç günde ve kaç saatte bitirebileceğinizi hesaplayan bir site buldum. Buna bayılacaksınız. Şimdi site şöyle çalışıyor. İzlemek istediğiniz diziyi giriyorsunuz, yanına sezonu giriyorsunuz, hesapla diyorsun, o da sana o dizinin o sezonunu kaç saatte ve kaç günde bitirebileceğini hesaplıyor. Mesela diyelim ki Stranger Things 1. sezon. Enter. Hesapladı. Dedi ki 5 saat 25 dakikada bitecek. Diyelim ki Breaking Bad 3. sezon. Hesapla diyoruz. Diyor ki 1 gün 9 saat 19 dakikada bitirebilirsin.
La Casa de Papel dedik. 3. sezon. 4. sezon geliyor biliyorsunuz 2-3 güne. Tıkladık. Dedi ki 2 gün 12 saat 9 dakikada bitecek. Artık öyle hesaplar yapmanıza gerek yok çünkü sizin için bunu hesaplayan bir site var. Malum gündemimiz korona. Aslında global bir problem bu. Bu konu hakkındaki en doğru haberleri ve toplu bir şekilde ülkelerdeki vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı, o ülkelerdeki durum ne ve benzeri bunlar gibi bilgileri takip edebileceğiniz bir site var. Mutlaka bir göz atın derim. Evet, şimdi bütün koronavirüs dünya haritası gözümüzün önünde. Gördüğünüz gibi totalde 735.560 kişi bu virüse yakalanmış. Toplam ölüm 34.830, toplam iyileşen hasta sayısı 156.380. Daha da detaya inmek isterseniz şu sol sütunda ülkelere göre toplam hasta sayısı var. Mesela bakın bizim ülkemiz 9.217. Bu her gün güncelleniyor. Hatta her saniye güncelleniyor bildiğim kadarıyla. Daha detaylı inmek isterseniz mesela Türkiye'ye tıklıyorum buradan. Bizde 131 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 105 kişi iyileşmiş. 9.217'de vaka var. Burada bizim şemamız da var. Bayağı hızlı yükselmiş. Umarım bu böyle gitmez. Burada şuradan hem haberleri hem hasta sayılarını hem grafikleri hem de ülke ülke ne oluyor ne bitiyor diye takip edebilmeniz bayağı büyük bir ayrıcalık. Mutlaka bir bakın derim. Öncelikle herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Bakın adamlar bir site yapmışlar. Çalıştırmak istediğin kas grubunu seçiyorsun ve size o bölge için hangi hareketleri yapabileceğinizi gösteriyor. Vallahi dev hizmet. Burada hem erkekler için hem de kadınlar için iki tane figür var. Şöyle erkek figüründen yürüyelim. Bütün kas grupları gördüğünüz gibi ayrışmış, gruplandırılmış. Mesela biz nereyi seçelim? Biz karın bölgesini seçelim. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi abdominals çıkmış. Buradan dili zaten seçebilirsiniz. Türkçe'ye ayarlayabilirsiniz. Bakın bize karın bölgesi için yapmamız gereken hareketleri öneriyor burada. Çok güzel bir özellik. Spora yeni başlayanlar için veya spor yapanlar için çok yararlı. Bir de bakalım nereyi seçelim? Bir de omuza tıklayalım. Bir diğer iyi yanı da sadece hareketlerin ismini yazıp bırakmıyor. Ayrıyeten video olarak o hareketleri nasıl yapacağınızı da gösteriyor. Hem öğreniyoruz hem uyguluyoruz. Canı sıkılanlara ilaç gibi bir site geliyor şimdi. Bu siteye giriyorsun, o butona tıkladığında seni sınırsız sayıda eğlenceli siteye yönlendiriyor. Girdiğimizde diyor ki "Take me to a useless website please." Yani beni lütfen gereksiz bir siteye yönlendir. Bahsettiğim buton da şu. Please butonu. Buna tıkladığımızda bizi sınırsız sayıda, sonsuza kadar böyle eğlenceli sekmelere yönlendiriyor. Tıklıyoruz. Bakalım ne geldi. Mesela. Kapıyoruz. Bir daha. Bizi şimdi de böyle bir cismin olduğu bir sekmeye yönlendirdi. Bu ne? Hadi bir daha yönlendir. RGB. Hah, bu şey. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Odanızın bütün ışıklarını kapayın, tamamen karanlık yapın. Daha sonra mouse'u hareket ettirin, disco efekti olacak. Size böyle gece kulübündeymiş gibi hissettirecek. Işıklar yanıp sönüyor. Bu güzel. Son, hadi son bir tane daha. Ya mouse'u nereye çekersek bu kutucuk da oraya bakıyor. Gerçekten çok gereksiz ama bir süre sonra sarıyor, sonsuza kadar gidesiniz geliyor. Onun için ben bunu bir kapıyorum. Biliyorsunuz hep sorarlardı 5 sene sonraki, 10 sene sonraki sana ne söylemek isterdin diye. Bakın bu site sayesinde zamanlayıcı kurup gelecekteki size mesaj gönderebiliyorsunuz. Şaka yapmıyorum. Sitemiz bu. Şuraya yazmak istediğiniz mesajı yazıyorsunuz. Burada zamanlayıcı var, 1 sene, 3 sene, 5 sene veya hani belirli bir tarihe yollamak istiyorsanız buradan herhangi bir tarihi seçebiliyorsunuz. Sadece bunlarla da kısıtlı değilsiniz. 7 sene sonrasına mesaj yollayacağım. Hala hayatta mısın yazalım. Yani gülüyorum ama bir tık korkunç. Şuraya göndermek istediğimiz e-maili yazıyoruz. Gönder. Evet, başarıyla sonuçlandı. Bize diyor ki 7 sene sonra yazdığınız mail adresine o mail gelecek. Bir tık korkunç ama mutlaka siz de yapın derim. Peki biraz nostalji yapmaya ne dersiniz? Evet, teknoloji çok gelişti biliyoruz ama gelin Windows'un 93 işletim sistemine geçelim bilgisayarımızda. Evet, şu an bir şeyler olmaya başladı, yükleniyor. Ve yüklendi. Wow. Bak başlata tıklıyorum. Gerçekten eski Windows. Baya baya eskiye dönüyor. Paint var mı acaba burada? Çok 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 tatlı. Bak 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 bak, burada Yoda var. Star Wars. Star Wars. İnternete bakalım bakalım. Baya baya yaklaşık 30 sene öncesi. Ve tabii ki olmazsa olmaz şu kart oyunu. Her şey var. Yok yok. Bu şekilde nostalji yapmak isteyenler mutlaka Windows 93.net yazıp bunu denemeyi unutmasın. Ya!
İnterneti de altın üstüne getirdiğimize göre bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Eğer daha fazla isterseniz sizin için araştırmaya devam edeceğim. O halde ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İki defa mı beğenmeyi dedim? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı. Tamam. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. O halde ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.